Ocağı Çıkılık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte domates soslu balık biber turşusu yapacağız. Tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. İlk önce balık biberlerimizi ayıklamakla başlıyoruz. Şöyle baş kısımlarını kesiyoruz. Ucundan da şöyle minik bir kesik atıyoruz ki sosu içerine güzel çekebilsin diye. Evet, biberlerimizi ayıklamamız bitti. Şimdi domateslerimi ben robottan geçireceğim. İsterseniz rendeleyebilirsiniz ya da kabuklarını sayıp küp küp küçücükle doğrayabilirsiniz. Bu tercihe kalmış. Ben biraz pratiğe kaçacağım. Evet, şimdi domateslerimi şu çöp kısımlarını kesiyoruz ve dörde bölerek rondomuzun içine atıyoruz. Ben yaklaşık 2 kilo kadar domates kullanacağım. Siz biberinizi eğer arttırırsanız domates ölçünüzü de mutlaka arttırın. Ve mümkünse böyle Karacabey ya da Çanakkale domatesi derler buna, armut domates. Bunlardan kullanın, et daha etli ve daha lezzetli olur. Şimdi şöyle 3, 4, 5, 6 adet sarımsak attım. Onları bir rondodan geçireceğim. Hazırlamış olduğumuz domates suyunun içine ekleyeceğiz. Domates suyumuz da hazır olduğuna göre artık yapmaya başlayabiliriz. Evet, ocağımızın altını yakıyoruz ve bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Şimdi biberleri közleyerek yapmadığım için biberleri bu yağda birazcık böyle kavuracağız ama böyle çok öldürecek kadar kavurmayacağız. Daha sonra üzerlerine domateslerimizi ekleyeceğiz. Bir tahta kaşık yardımıyla sürekli şu şekilde alt üst edeceğiz onları. Evet, biberlerimiz 5-6 dakika kadar kavurduk. Şimdi domates sosumuzu üzerine ekleyebiliriz. Şimdi bu aşamada tuzunu kesinlikle koymuyoruz. Tuzunu koyarsak patlama yapar üzerimize kaynadıkça. Tuzunu en son aşamada koyacağız ki domatesin suları yüzümüze sıçramasın, etrafa sıçramasın. Evet, yaklaşık yarım saat 45 dakikadır kaynayan
biberlerimize. Şimdi kaya tuzu koyacağız. 1,5 yemek kaşığı. Mutlaka kaya tuzu kullanın ki bozulma yapmasın. Normal sofralık tuzlar ürünlerimizin daha çok bozulmasına sebep olur. O yüzden bu tarz ürünlerde el değmemiş kaya tuzu kullanmanız, işlem görmemiş kaya tuzu kullanmanız daha doğru. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz, tuzu dağıtıyoruz ve 15-20 dakika daha bu şekilde kaynadıktan sonra kavanozlama işlemine geçebiliriz. Evet, balık biberlerimiz oldu. Artık bunları kavanozlamaya geçebiliriz. Yaklaşık 1 saat kadar kaynama işleminden sonra işlem tamam. Evet, biberlerimizi ocaktan alır almaz sıcağı ile birlikte kavanozlara dolduruyoruz ki vakumlama işlemini yapabilsin, kışın bozulmasın. Evet, doldurma işleminden sonra mutlaka kenarlarını, ağız kısımlarını nemli bir peçeteyle silin ki bozulmaya sebep vermesin. Gördüğünüz gibi yapımı son derece pratik, yemesi de bir o kadar keyifli. Evet, temiz kapaklarımızla ağızlarını güzelce sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Mutlaka yeni temiz kapak kullanın ve kapaklarınızı kaynatın. Ve kapakları sıkıca kapattıktan sonra bir gün boyunca ters bir şekilde vakumlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ocağı çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.